Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, kadırlılar, yakşı meseleler, çerçeve yapçılar mı? Berçeylerge Allah subhanahu ve teala'nı rahmet, mağfireti, nusrat, necatı besin. Berçemizle Allah teala hakkı yolda birleştirsin. Hazır iktisadi tahlil meselesinde bazı mavzular misler bana karar yapraşıp gitmek için ben. İktisat meselesindeki vakıya hadiseler, dolların aşıp geçişliği, dolların nispeten başka pullar mı, başka meblağlar mı, rubl bulsun, son bulsun, kadırsızlanışı. Bazı adamların yani meydanda uzların siyasi karışlarını targıp kırışıya sebep oluyordu. Ve misafirde yürüyen dostlarımız, Özbekistan'daki yürüyen ticaretçilerimiz, bu hakkında her türlü spekülatif gaplarga yani meydan koyuyordu. Bu şu hakkında ben kısa yapmakçı var. Dollar siyaseti dostlar özü aslında devlet siyaseti hesaplanadı. Bir devlet ne? Yani gegemon devlet, bozkıncı devlet ne siyaseti? İktisadi siyaset, asıl siyaset ne? Kan tamarı hesaplanadı. Bozkınçılık meselesi de ateist Rus sistemesi ve başka Fransiya, Angliya, Germaniya'ya okuyan devletlerini hareketini soruşturursayız, Amerika bozkınçıları kılgen bozkınını dünyada hiçbir de devlet kılmagan. Amerika açık aydın yalgan haber, özü tan atdırıptı, yalgan haber bile Müslüman ülkelerine bastırıp girip 1,5 milyon, 2 milyon adamlı katlige sebep olup keyin özür keçiresler, info hata kegeneken deyip bezdirayıp duruvuradigen davlat. Şu bilen birge Nikolay davrıydı Rus imperiyası, ondan keyin Nikolay'ını ağdargen burjuaziye, yani Bolşevikler, burjuaziye ağdardık digen davadagi menşeviklerge karşı Bolşevikler. Baskını ve ateist sistemesini ortaya koyuşu, özünü siyasetini, özünü rubelini, somunu, yani müstamleke kıyar memleketleri de eğlendirişi, bu şey iktisat bilen siyasetinin yanmayan yürüyüşünü bildirer. Yani hadır gündeki dolar siyaseti, bu baskıncı siyaset. Dolar siyaseti yalgan siyaset üstüge kurulgen. Bunu hazırki günde Özbek sumiga nisbeten ko'tarilib ketishligi bu juda Özbek sumini qadrsizlanayotganini gina bildirmaydi. Dünyada hamma pul qadrsizlanayapti. Nimaga? Yolg'on siyosatga majburlangani uchun. Dollar yolg'on siyosati majburlanadi dunyoda hozirgi kunda eng katta iqtisodiy spekulyativ harakat dollar orqasida turibdi. O'zi odatda so'm banknotlar tilla nisbatiga hisoblanish kerak aslida. Masalan biz so'm bosib chiqararkanmiz, o'sha so'mni ekvivalentini qo'yishimiz kerak. Orqasida turgan mablag'ni ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shu tilla evaziga shuncha so'm bosib ber. So'm qancha ko'p bosilsa, shuncha qadrsizlanadi. Dollar qancha ko'p bosilsa, shuncha qadrsizlanish kerak. Endi dunyo iqtisodiyotda aylanib turgan mablag'lar, sotilayotgan eng hadavoy narsalarni qaysi banknotga olinayotgan bo'lsa, o'sha banknot qadrlanaveradi. Qadri kuchayaveradi. O'shaning uchun iloji boricha dollarni savdo qilishlikka majburlaydi. Hatto neft kompaniyalari bilan shartnoma tuzar ekan, dollardan boshqaga sotmaslik shartini qo'yadi har doim. Dollardan boshqasiga, ya'ni sotmaysan deydi. Dollarga sotasan, bizga sotmasang ham dollarga sotasan deydi. Bu degani dollar siyosatini aylantirish. Ana shu hodisalardan kelib chiqib aytayapmizki, hozirgi kunda dollar siyosati bu jinoiy harakat, jinoiy davlatlarni, bosqinchi davlatlarni siyosati, to'g'rirog'i bosqinchi oilalarni siyosati. Bu siyosat uzoqqa bormasligi kerak. Bu meni shaxsiy gapim emas, juda ko'pchiligi aytayapti buni. Bazı orunlarda Elon Musk'a mı yetiyordu? Dolları kereceği yok mu yetiyordu?
İqtisodiy tahlillar dollarni orqasidagi yolg'on bir kun fosh bo'lgandan keyin uni yo'q bo'lishligini taqozo qiladi. Endi bizda ajoyib bir guruh bor, to'da, jamoa bor. O'sha jamoa bechoralar 1,5 yil kutibdi meni gapimni xato chiqishligini. O'sha Rossiyadagi bo'lgan hodisani ko'p ko'p takror gapirdim. O'rni kelgan uchun gapiryapman yana. O'sha Rossiyada 125 rublga aylanib ketdi 1 dollar. Juda katta sensatsiya bo'ldi. Hamma to'polon janjal. Bechora yurgan musofirlarni vasvasga solgan, dovdiragan hamma va buni siyosiy harakat o'laroq talqin qilishi boshlashdi. Yuqorida aytdim, iqtisodiy harakatni yonida siyosat turadi. Siyosiy manevrlar turadi. Shunda aytdimki, yo dedim, bu siyosiy harakatga qarshi siz o'zingizni reaksiyangizni bildiring. Qasddan pulingizni rublga aylantirib qo'ying dedim. Va natijada 51 deyapti ba'zilar, ben ko'rganim 55gacha tushdi. 1 dollar 55 rublgacha ortaya qaytdi. 1,5 baravargacha qaytdi ya'ni. Endi halga odamlarni birortasi chiqib, yo biz xato qilibmiz, uzr degani yo'q. 1,5 yil kutib o'tirishibdi. Hozir mana bir 2 oy bo'lib bo'lmadi, Rossiya rubli 100 rublga chiqib ketdi, yana qaytadan oshib ketdi. Endi yozishyapti menga. Menga yozishyapti-da, ha, nima bo'ldi? Qani? Ha, nima bo'ldi? Tahlilingiz deb qo'yadi. Yo'l sotaxunza. Baligi inson maymundan paydo bo'lgan degan Darvinchilar bor. Nimaga hozirgi maymunlar odam bo'lmayapti desangiz, yana 1,5 million yil kutgan bo'ladi. Bo'ladi deydi. Yo'y, maymunni odamga aylanishini 1,5 million kutib yuradimi yil? Sanlar shu tahlil xato chiqishligini 1,5 yil kuttilaringmi? İnsof doirasida o'sha paytda tanab qo'yganlaringda ham mayli edi. İnsof doirasida ya gap burishi mumkin emas, abrorni yoqtirmaymiz, lekin gapi to'g'ri chiqdi deganlaringda, hozirgi tahlillaringga, hozirgi qalay degan gaplaringga ishonsa bo'lardi. 1,5 yil kutasanlarmi bir odamning gapini xato chiqishini? Ve bir kunda xato chiqishi mumkin. Ben avliyo emasmanki. Karomat ko'rsatayotganim yo'qki. Farosatni ishlatyapman, farosatni. Hozir ham aytaman, dollar baribir oqibati tugaydigan ya'ni zulm sistemasi. Bu ribo ustiga qurilgan, bu Qur'oni Karimni tarifi bilan aytganda Alloh taologa urush e'lon qilgan sistema. O'shaning uchun bu sistema uzoqqa bormasligi kerak. Lekin shu dollar sistemasiga hozirgi kunda odamlar so'mga nisbatan dollarni qadrlanayotganini, so'm qadrsizlanayotganini aytadida, lekin iqtisod ko'zi bilan qarasangiz, aslida dollar ham qadrsizlanyapti. Nimaga nisbatan? Tilloga nisbatan. Odatda haqiqiy pul tillo bilan kumush. Haqiqiy pul tillo bilan kumush. Va o'sha tillo bilan kumushni nisbatida qolgan narsalarning narxi belgilanadi. Aslida shu. Dollar mana shu ishi, mana shu ya'ni ilohiy ta'limotni chetlab o'tmoqchi bo'ldi. Orqadagi tillo kumushni olib tashlab, dollarni o'zini qadrsiz, ya'ni qadrlantirishga harakat qildi. Ya'ni o'sha masalaga ko'ra, o'sha mavzuga ko'ra dollar nisbatini o'lchash uchun tilloni nisbatiga qarash kerak. Bundan 10 yil oldin tillo nechi pul edi? 15 dollar mıydı? 20 dollar mıydı? 24, 10 yıl oldu 24 olmasa da. 20 atrafı değil. Bundan 5 yıl aldın 33 34 dollar. Bundan 20 yıl aldın borsayız. Hazır nakı kaçta tahminen? 50-60 var mı? 60 bolsa. Bundan 20 yıl aldın ki 1 kilo tillanı pulüge hazır 100 gram tilla alıp alamayız. Yani
Tilla başka pullarını kadırsızlandırır aslında. Yani tilla nerede duradı bari. Bunun için her daim etken ben iktisadi iktisatta mabada pulinizini kadırsızlanışlı giden korsanız tilla alıp koyun. Tilla savdası kıyırlar da nasıl savda mümkün mü? Tillanın savdası ki şugullan etkenler biraz sterge kadar buluş gerek. Lakin tilla hiç kaçan sınmıyordu. Tilla bu yani İngilizlerin özeyme etedi. God money deydi. Ümmet de geldi. Kudanı pulu deydi ular. Allah'ın pulu yani Allah onun kadarını kıpırken o şey için o hiç kaçan kadırsızlanmaydı. Dolar, som, rubl, bunlar banknotlar. Bunların kadırsızlanışı tabii. Bu iktisadi vaziyet, uruş siyaseti ge, halk manipülatif siyasetler ge, iktisadını sındırış için kastan üstü tuttu adamı oyun siyaseti gen bağlı. Mesela Bitcoin'e okşayan coin'lerini siyasetini etkendik. Başındaki oyun siyaseti var. Ular çürüp çıkar alaydı. Çürüp çıkar alaydı. Uşnaka orunlarda pullu kotarını çüşlüge tabi. Kıtası etti yazı koyup dedi ve paskaşla hakkında post koydum da paskaş odan hata kılışın gizi kütledi. Hata kılışın gizini orzu kütledi. Eğer hata kıyanıyızı top olmasa, onu da tokup çıkaradı. Ve pastada yazsam bittesi, Risale Turizm'de dolarını işle hepsi ne yok deyip koyuptu. Bunun gibi mi değilsiniz deyip. Postunu kayıttan oku, cevabı tırıttı. Paskeş adam hata kıyanıyız. Real vakiyege, real hadisege, real köz bulan karşılığını tanımıyor. Bu şu dostlar, Hazır gününde indi Özbekistan siyaseti de pullarını buna kadırsızlanışı fakat Özbekistan'ın şahsen özüge ait vaziyet mez. Bütün dünyada bu oyun kötü yaptı. Bütün dünyada. Bu Orta Asya halkları, Rusya'daki uruş siyaseti, Ukrayna bile bugün topalan siyasetinin sebepleri ve embargo akıbetleri Rusya'ya koyulgen sanksiyalarına akıbetleri elbette netice veri yaptı bazı orullarda. Lekin Rusya'nın hem özüge has taktikaları bor, gaz, başka tabii boyluklarını fakat rublga satamam deyip kattık turuptu. Eğer o şey meselede özünü yani siyasetini ortaya koyabilse rubl'u arkaya kaytartır yaptı. Lakin bana şu rubl'u oynasın, doları kurtarılıp düştüğü gibi fakat ve fakat bizi bir çare halkımızga kıyım kıladı halas. Yani o tahlilçi ben degen işte tuttu bakıra makaralarını yani hayalini bir üçü diyemiyor yok halkımız. Ben şimdi oyunu oynayıp adamlarını da sarılsın bir sası şundan hırsa. Şu manada etip koyayım dedim. İktisadi hareketlerini biz özümüz işlep çıkarışımızı rövajlandırmak yani işlep çıkarış balansı bilen hani satış balansı bilen alış balansını özümüz yolu koymak günce iktisadi erkinlikini aldığı baramayız. Hakiki adaletli devlet iktisat strukturası kana kabul eder dese yaşlı bir slavami. Adaletli devletning iqtisodiy strukturasi ishlab chiqarilgan narsani sotib oladigan mablag'iga ega bo'ladi. Agar ishlab chiqarish ko'payib ketib, sotish sotib olishlik iqtidori bo'lmasa, adolatsiz davlat bo'ladi. Yoki sotib olish imkoniyati boru, ishlab chiqarishi yetarli bo'lmasa ham qayerdadir xato qilayotgan bo'ladi. Mana shu ikkala balansni to'g'irlab bilsa, ishlab chiqarishni ham kuchli saviyaga yetkazsa, sifatli saviyaga yetkazsa va uni sotish, eksport qilish, sotib olishlik imkoniyati iqtidoriga ega bo'lsa, bu davlat kuchli davlat va stabil davlatga aylanadi.
İnşallah uşan yıkarıp yürüyebiliriz. Allah Ta'ala barçamızı hak yolda özü sabit kısın. İktisadi erkinlikke yani çıkıp alışımızda özü küçük kuvvet versin. Bu arada fidakarlık kılıyetken ticaretçilerimiz, işler çıkarı uçularımızga Allah Ta'ala küçük kuvvet versin. Musafırlarımızını özü avaylap asrasın, özünü hak yoludan adaştırmasın. Ayakta geldik, maktabki geldik. Ya hoş bulduk. Maktab geldim. Bana kamerayı bize alış yaptı. Power School'a geldik maktabımızda. Power School'da. Oo, bizi kameralar tutup kare. Selamun Assalamu aleyküm ustaz. aleyküm. Yaşlı mısın? Yaşınız ne? Elhamdülillah. Yaş gelersin. Hoş İyi misin? geldiniz. Yaşlı mısın? Nasılsınız? Çarptı mı yaşlı mı? Bu da kameracılar bana. Küçük iyi kameracılar. Power School'a geldik maktabımızda. Maktabımızda bugün yığılış. Çarptı mı yaşlı mı? Bana sohbetteydim. Bu sana kaynatıyorum. Bana el antrenörümüz burada. Hatırlıyorsun lan? Nasılsınız? İyi misiniz? Hop. Maktabımızda yazgı kurslar. Power School. Rusça. Özbekçe. IT, fizike, resin art. Resin art degen taş üstü işleydigen sanat türü. Matematik, İngiliz, biyoloji, kimya. Ki şahmat bu işe yem. Yem ama üstümü kızdırıyorum. Şahmat bu işe yem dostlar. Kurslar açtık şahmat bu işe. Eskere kursat yaptı. Onlar kokuvalarsalar. Şahmat bu işe kurslar açtık. Şahmat bu işe Cihan Şampiyonları'nın teyarında gel okutuşlarını celp kıldık. Bunu yem kursunu inşallah sizler bilen ortaklaşamız. Başarılarına teşekkür. Ne yapın o elantrenmanı hocam? Selamat veliler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.